Evet sevgili dostlar Türkiye'nin en fanatik Fenerbahçelilerinin olduğu YouTube kanalı olan Kadıköy Sokak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin selamlarıyla videomuza başlamak istiyorum. Fenerbahçemiz Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 28 Nisan'da duyumunu verdiğimiz 28 Nisan 2023'te hayırlı olsununu verdiğimiz Hap açıklamasını daha önceden yaptığımız Ryan Kent ile anlaşma sağladı ve tıpkı daha önce dediğim gibi 4 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı arkadaşlar. 2019 yılında Liverpool'dan Glasgow Rangers'a 7.2 milyon euroya transfer olan Kent Rangers'ta oynadığı 218 maçta 33 gol atmış, 56 asist yapmıştı. Kariyerinin toplamını söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada ben söylerken kenti de şuraya alalım. Ee, kariyerinin toplamı 335 maç. 47 gol 71 asist. Ancak Glasgow Rangers'taki performansı son derece yüksek İngiliz futbolcunun. 218 maçta 33 gol 56 asist. Ve Kent diyor ki yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız süper kupa olacak diyor. Önümüzdeki ay mı? Ee, herhalde takvimi söylemediler. Önümüzdeki ay değil. Ağustos'ta oynatılacak diye biliyorum ama ee, belki de ben bilmiyorumdur. Şimdi Kent bu sezon 29 maç 3 gol 10 asist olarak paylaşıyorlar. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hocam 29 maç diyorsun ama 29 maç değil falan filan diyecek arkadaşlar çıkacak. Bu arada hafif bir sakatlığı da var bilginiz olsun. Bu sezon 44 maça çıkmış. Arkadaşlar 44 maç 3 gol 10 asist. Şimdi burada ben kızıyorum bu istatistik verenlere. Yani futbolcuyu yüceltmek adına hani Ali Koç'u ya da takımı e, yüceltmek adına e, sadece ligi istatistiklerini vermişler. E niye? Öbür tarafta da oynamış. Gol üretememiş. 3671 dakika. Bölüyorsunuz kardeşim 90'a. Yani 40 nokta küsür. 41 maça çıkmış. Böyle düşünmek lazım. Yani kimseyi de kandırmayalım. 41 maç sayılır. Bak, 44 maç açık bir demek ki sakatlık yani şey çok az olan bir futbolcu 3 gol asist. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 510 dakika. Şampiyonlar Ligi elemesinde 3 maçta 270 dakika. Yani ligde 3 gol asist yapmış. Almanya'da Freiburg'da oynamıştı var. Liverpool'da oynamıştı var arkadaşlar. Glasgow Rangers hani İskoç Ligi'ni de hafife almamak lazım. Kentle ilgili şunu söyleyeyim. Şöyle bir Futbolcu profili arkadaşlar. Şimdi alıp bir sene oynatıp satabilir miyiz bu futbolcuyu? Ee, siz bilirsiniz. Ama 11 milyon euro yazması benim açımdan önemli. Çünkü Ali Koç'un normalde 2-3 milyon euroluk bir futbolcu alıp sevinmesi lazımdı. Sevgili Ünal Emin Can kentin özellikleri nedir diyor. Rangers'ta son 3 sezonda takımın en çok forma giyen 4. oyuncusu. Az sakatlanan bir oyuncu. Kariyerinde bir kırmızı kart var. O da ikinci sarıdan. Gelişimi devam eden bir oyuncu. İskoçya Ligi'nin en çok başarılı dripling yapan oyuncusu. Bakın dripling. Başarılı dripling. Türkiye'de bizim en büyük sıkıntımız neydi? Başarılı dripling yapmamak. Yani İrfan Can'dan, Rossi'den gol bekledik. Ters ayağı yok. Her iki ayağı da eşit seviyede. En önemli özellik bu arkadaşlar. Yani sağ ayağını da iyi kullanıyor. Sol ayağını da. Ki bu büyük meziyet. 26 yaşında 1.72 boyunda 65 kilogram. Çok süratli ve çabuk ligimizde oynayacak en hızlı futbolculardan olacak diyor. Arkadaşlar bakın. Çok süratli ve çabuk. Hepimiz aynı soruyu soracağız. Ulan arkadaş İskoçya Ligi kaç kuruştuk lig Orada niye o zaman 3 kolon asist yaptı. Bu kadar hızlıysa daha çok şey yapması lazım diye. Rakibin tedbir aldığı nadir oyunculardan biri. Yani iki ayağını iyi kullanması, her iki kanatta oynayabilmesi. Kolay adam eksilten uzaktan attığı şutlarla da arka sebep olabilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Ryan Kent Fenerbahçe'mize hayırlı. Uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi Kent ilk 11 için mi alındı hocam? Diye. Hatta sosyal medyada bir kardeşim yazmış. İlk 11 için aldı başka kimse beklemeyin diye. Ben şunu söyleyeyim. Ee, bazı transferler niye yapıldığı anlaşılmaz. Yani Bazı transferlerin niye olduğu anlaşılmaz. A takım için mi yedek takım için mi? Futbolcu gelirken ona A takım için alındın denilir. Ama bir bakarsın yedek takım için alındı ya da yedek için alınır ya da ası zorlasın daha iyi bir e, futbol sergilesin diye alınır. Bu da benzer bir durum. Kent şu an için tabii ki de ilk 11 için alındı. E, herkesin soracağı soru şu. Hocam Diego Rossi. Rossi'nin durumu nedir diye. Ben size şöyle anlatayım. Rossi'nin gediklisi, gedikli takipçisi Flamengo oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncuyla görüşüyor arkadaşlar ve oyuncuya teklif sunacaklar. Yine yeni yeniden bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ee, hocam yani bize öyle bir şey söylemen lazım ki işte mutlu olalım şöyle yapalım böyle yapalım. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bakın Enner Valencia takımdan gidecek. Kesin olarak gidecek. Hatta internasyonelin kap belki bugün bile olabilir. Ben videoyu 12 Haziran'da çekiyorum ama ne zaman yayınlanır bilmiyorum. 59 gol 17 asist yaptı Fenerbahçe'de. Elinden geleni yaptı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da bana aynı soruyu soruyor. Diyor ki hocam Fenerbahçe şampiyonluk için sağ, sol ve forvet alması lazım. Ve 3 tane as oyuncu alması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, Ulaş abi sağ ön için Suso, Lamela, Bernardeski, Sarabia, Gustavo Scarpa isimlerini yazmış. Sol ön için Perisic, Orsic, e, Nikola Gonzalez diyor. Antonio Rebic Forvet için Mehdi Taremi, Raul Jimenez, Edin Ceko isimlerini ortaya atmış. Mesela yani bunlar alınsa diye söylüyor. Doğru. Hepimiz kaliteli isimler istiyoruz. Ama Fenerbahçe için ben şunu söyleyeyim bak. Burada ben Ali Koç savunuyor gibi bir konuma düşeceğim. Eminim. Yani %100 olarak eminim. Çünkü ben burada Ali Koç'u savunuyor konumuna düşeceğim. Ben şunu söyleyeyim size. Oynayacağımız kul cool var. Oynayacağımız kul cool var. Bir Şampiyonlar Ligi değil. UEFA Avrupa Ligi de değil. Konferans Ligi. Fabio Borini. Fabio Borini. Sezon içerisinde 2,5 milyon euro bonservis istenilen Fabio Borini. Ligi biliyor. Ligde harika şeyler yaptı. Yani harika şeyler yaptı. 31 maç, 21 gol, 9 asist, 2392 dakika. Yani 2392 dakika. Ee, 2392 bölelim 90'a. 26 buçuk maç yapıyor. Bu. Yani 27 maç say. 21 gol 9 asist. Ligi bilen bir isim. Ben şunu söyleyeyim. Rossi'nin gidip Borini'nin ve Kent'in gelme ihtimali var. Hocam Wilfred Zaha denildi. Sen de başı çektin. Sosyal medyaya pompaladınız. Diyeceksiniz değil mi? Bunları söyleyeceksiniz. İşte Lucas Moura. Bunları sosyal medyaya pompaladınız. Siz beklentiyi arşa çıkarttınız ya da işte Ahmet Ercanlar, Mehmet Mercanlar, ee, simit satanlar falan filan bunları çıkarttınız. Şimdi biz yönetime kızınca adımız kızdı oluyor. Kızmasak böyle oluyor. Hocam kent çöp değil mi? Ya Riyan kent dediğin adam İskoç liginde. Bakın İskoç ligini çok hafif alıyorsunuz. Ben de buna gülüyorum. Yani çok hafif alıyorsunuz. Ya Perotti diye bir adam geldi bize. Oynadı dedik ki sakat olmasa şunları yapardı. Perotti Salernitana'da 278 dakika almış skor katkısı yok. Şimdi bu adam Perotti'nin hızlı hali, sakatlanmayan hali desem abartmış olurum. Kabul, abartmış olurum. Ancak şunu söyleyeyim size. Yani Fenerbahçe'nin bir şekilde ve bir şekilde bunları yapması lazım. Bak Galatasaray mesela kim yazıldı? Tilemans yazıldı. Nereye gitti? Aston Villa'ya. Cart yazıldı. Nereye gitti? Jurta. Şimdi Taliska'yı Taliska yazıyorlar. Taliska Galatasaray'a geliyormuş falan filan. Bunu yazan arkadaşlar Galatasaray'ın hani bunlar alamayacağını biliyor mu? Eşek gibi biliyorlar. Eşek gibi biliyorlar. Alamayacağını kendileri de biliyorlar. E niye hocam o zaman Galatasaray'a Taliska'yı yazıyorlar? Sosyal medya aracılığı ile psikolojik baskı. Mesela Icardi. Icardi'yi geri almışlar. İşte Dursun Özbek öyle diyormuş dediniz. Sosyal medyaya bir baktım. Suudi Arabistan ekibi Altavun Icardi ile Icardi bir yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı yıllık maaşı 20 milyon euronun üstünde olacak dediler. Icardi'nin temsilcisi de anne hani transfer gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir kulüple anlaşmadık daha görüşüyoruz gibi bir şey söylemiş. Bakın sosyal medyaya çok kanıyorsunuz. Ben bir şey söylediğim zaman kaynak sağlam mı? Şu sağlam mı? Bu sağlam mı? Başkası söylediği zaman şöyle böyle. Geçenlerde Ali Koç Nasser El Halevi ile görüştüm. Tamam Paris Saint Germain'den kesin Icardi bizde dediniz. Ya yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Ali Koç geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain'in başkanıyla görüştü mü? Yani Nasser El Kıskalak ile görüştü mü? Görüştü. Görüşmenin detayı belli olmuş. Perde arkası ortaya çıkmış. Yani Fenerbahçe Ali Koç yakın ilişkilerini kullanarak Renato Sanchez ile ilgilendiğini söylemiş. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Renato Sanchez ismini bakın ee, hani derler ya ölüsü şu kadar eder diye. Ölüsü Türkiye Ligi'nin üstünde oynar. İlk girişim gerçekleşmiş. Yakın ilişkiler de varmış. İşte Renato Sanchez gündeme gelmiş. Ali Koç da istediğini söylemiş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Karar yeni teknik direktörü diyor bu arada. Ali Koç'un planı iyi bir kadro kurup bir şey yapmak. Bir yıllığına kiralamak ama opsiyonlu satın alma opsiyonunu kiralama peşindeymiş Ali Koç. Hedefi Euro 2024 diyor. Paris Saint Germain'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Euro 2024 oynamak istiyor. Bu sezon 27 maçta çıkıp sadece 905 dakika süre aldı. Hocam ölmüş aldı yanı yok diyeceksiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ali Koç kenti getirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Ali Koç Renato Sanchez'i getirirse hayırlı olsun der misiniz? Hocam deriz de geliyor mu kesin mi? Renato Sanchez bu arada şunu söyleyeyim. Wilfred Zaha çok yüksek bedellerle Arap kulüpleriyle görüşür ki muhtemelen oraya olacak. 6,5 milyon euro civarında bir para istedi. Biz bu parayı veremeyiz. Lucas Moura, Lucas Moura da Arap kulübüyle görüşüyor. 4,5 milyon euro, garanti ücret, 4 yıllık sözleşme falan. Biz biraz çok oynamadığı için tercih etmedik. Ama Kent'in önüne almak istediğimiz bir isim var. Ee, beceremedik. Kent'in önüne almak istediğimiz bir isim var. Beceremedik. Onun yerine ben diyorum ki Fabio Borini ismine odaklanın. Borini Kent sol kanadı. Sağ kanatta şu an için hani gidenler gitmeyenler çok belirsiz ama sağ değişiklik olacak gibi duruyor. Renato Sanchez 25 yaşında. 18 Ağustos 97 doğumlu. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Portekizli. Portekiz futbolcuları bizde bayağı iş yapıyor. Şimdi tipik 8 numara. Şöyle bir orta saha düşünsenize bak. Crespo, Sanchez, Arda Güler. Hani 4-2-3-1 gibi. Size bir şey söyleyeyim mi? Süper Lig tarihinin belki de en iyi orta sahalarından biri olur bu biliyor musun? Hocam o kadar da değil. Sen de ne yaptın? O kadar da. İyi de hocam zamanda 15 milyon euroya gelmiş. Hem de 4 Ağustos 2022'de sezon başında yani tutmamış. 27 maç 2 gol 905 dakika tutmamış. Renato Sanchez için teklifimiz var. 10 milyon euro opsiyonlu teklifimiz var. Paris Saint Germain başkanı da hani yeni teknik direktörün kararına göre buna cevap verecek. Ben şunu söyleyeyim. Sanchez gelirse Renato Sanchez gelirse becerebilirsek. Crespo ya da Arao'dan birini çıkıp ya da çıkmasan da olur. Fark etmez. İsmail yüksekte olur. Yani Crespo, Arao, İsmail Yüksek'ten en az biri gider. Bak şunu söyleyeyim. Ee, hani biz Zayt'sa tamam diyen taraftarız. Hani Crespo, Zayt, Arda Güler oynasın diyeniz. Ben daha da absürt bir şey söyleyeyim. Crespo Renato Sanchez Arda Güler. yedeklerin Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan ya da İrfancan Kahveci. Bu orta saha bence yeterli. Bak abartmamak lazım. Bir şeyi çıkartmamak lazım. Şu orta üçlü yeterli. Savunmayı sağlamlaştırırsan sol kanat bekin, sağ kanat bekin zaten Fenerbahçe'nin elinde çok güçlü bir kanat bek profili var. Sola Kent ve Borini alırsa bize sağ kanada özel bir isim lazım. Hakim iyi ismi Keşke becerebilip alabilsek. Yani keşke becerebilip alabilsek. Ee, düşünsene hakim Ziyek, sol kanatta Kent. İnanın bak Kent o kadar da kötü dediğiniz kadar beğenmediğiniz kadar burun kıvırdığınız kadar bir futbolcu değil. Bunu Galatasaray alsaydı derdiniz ki transfer market değeri 11 milyon euro olan futbolcu aldı derdiniz. Öyle de 11 milyon euro yazmıyor mu? Daha 26 yaşında genç futbolcu aldı derdiniz. Fenerbahçe alınca ya işte hocam yakışmamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ben Kent'e hayırlı olsun diyorum. Kapı yapıldı. ikinci kap. Zaten ilk kapın kent olacağını da haftalardır söylüyordum. Allah'a şükür yanılmadım. İkinci kapımız teknik direktör. Ha, giden kapını saymıyorum. Çünkü Valencia'yı her an açıklayabilirler. Ya da Jesus'u her an açıklayabilirler. Ama Jesus bir hafta daha uzar gibi geliyor. Arabistan görüşmesi. Ama Valencia'ya açıklılar gibi. Gen gelen kapı olarak birinci kent, ikinci teknik direktör diyordum. Birinci kent oldu. İkincisini de hep birlikte diyelim. 30.500 olmamıza 50'den daha az abone sayısı kaldı. Kanalımızı takip edin, abone olun. Transfer döneminde özellikle gelişmelerden haberdar olmak için eşinizi, dostunuzu, akrabanızı da davet edebilirsiniz. Kanal sizin kanalınız. Gerisini de size bırakıyorum. Görüşmek üzere.